Mehmet Hoca ile bizi çekiyor. Hocam iyi değil mi? Hasan abi geç şuradan bir bak. Siz daha iyi görüyorsunuz. Hasan hocam şunu şöyle büksen şu tarafı çözerken. Şöyle ortadan. Şöyle mi? Sonra abi, bu tarafa geçerken görüntü tam şu elimin olduğu yeri çekiyor abi. Öyle haberin mi olsun. Hatta tam şurada çözersem İstersen daha iyi olur. İstersen oraya tahta kalemiyle çizilir mi? Yok. Vallahi yok. Ara ara bakar Hasan abi. Kalkar bakar ya. Şöyle yukarıdan bak. Ulan ayağım vuruyor lan buna. Ayağımda vurursa. Nasıl adam? Daha iyi oldu mu? Bak şöyle ya, şöyle çekiyor. Değil mi? Hocam çocuklar da girmeye başladı, 6 kişi geldi. Nasıl? Nereye? Yani. Onu görüyor musun sen? Şurada evet. Var. Kim var lan? 7 kişi var. Belli mi? Evet. Kim? Ezgi Güney, Latife. Dilara Nur Arıkan, Coşkun, Ayça Coşkun, Cuma. Bunlar bizi şimdi duymuyor değil mi? Duyuyorlar hocam. Hepsi duyuyor. Duyuyorlar hocam mı? Şu şekilde büküyoruz. Sen niye oradan başladığımızı söylersin hocam. Tamam. Biraz hocam şurada çözersen biraz daha yakın. Şöyle mi? Aha, biraz yukarıda. Aslında şurası. Şurası. Bak hocam, tam çizgiyle verirler ya. Tam şuraya gelsin abi çizgi. Tam şuraya bak Hasan abi. Tam şöyle mi? Ha. Sen soruya bir odaklan hocam ben sana bilgi vereyim. Sen başla. Şu an 10 kişi oldu. Bak şimdi biz yani de bakalım. Sen kendin bir gör abi şimdi ben sana açayım şuradan. Sen 1-0 sorununa bir başla hocam. 1-0 12 ile mi başlayacaksın? 14 ile başlayacağım. 14 ile başla. 14. Şu an görüntü şu. Tamam iyi fena değil ha. Sen 1-0 sorununa bir başla hocam. 1-0 12 ile tamam. Başlayacaksın. 14 ile başla. 14 ile başla. 14 ile başla. Biraz net okunmuyor ama. Bunların elinde var ya şimdi. Ben de buradan özetleyerek çözerim. Bir sandalye, şu küçük sandalyeyi getirin ortam. Dur abi. Ha biraz daha şişeceksin. Dur abi. Daha düşük ya. Koy sen daha düşük. Daha yakın. Şöyle yaklaş. Kazım biraz daha indirebilirsin istersen şöyle. Abi biraz daha şöyle yama ortabilir misin? Abi gerek yok şöyle yandan iyi çekiyor. O zaman Hasan hocamın kolu. Şöyle tam çekiyor. Hasan abi. Şu şekilde çözeceksin abi. Şöyle uzak mı çözeceksin? Uzak mı oluyor sana? Sana uzak oluyorsa yaklaştıralım. Şunu şöyle şu tarafa doğru çekelim. Şöyle. Biraz daha ileri al abi şöyle. Tamam. Şu an çok iyi abi. Eğer çok uzak düşmüyorsa koluna. Tekrarlıyor mu? Ne yapıyorsun? Evet. Abi şu an başlayabiliriz. 13 tane katılımcım var. Yavaş öyle mi? Şartlar. Tamam. Evet iyi dersler gençler. Hasan hocam kolay gelsin. Sağ ol Kazım Bey. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bildiğiniz gibi bugün 12. sınıfın 40 soruluk denemesini çözeceğim. Fakat şunu söyleyeyim. Bu taramalar daha önce hazırlandığı için bugünkü değişime göre ikinci dönemden soru gelmeyeceğini duymuşsunuzdur zannediyorum. Fakat bu soruların %70'i anlatılmayan yerlerden sorulan sorulardı. Şu anda ben onların çözümünü size yapmayacağım. Yani hangi sorular sizi ilgilendiriyorsa onların çözümünü yapıp anlatmaya çalışacağım. Hepinize iyi dersler diliyorum. Sizleri özledik. Evet, şimdi kitapçınız umarım elinizdedir. 14. soruya birlikte bakalım hadi isterseniz. Çünkü 14'e kadar tamamı organikte ve çıkmayacak bölümler içeriyor. 14. sorumuza birlikte bakıyoruz. Şöyle, NH3 bileşiği ve NH4 artı 1 iyonu için diyor, hangileri ortak değildir diye bir soru sorulmuş. Şimdi amonyak bileşiğine bakıldığı zaman azot elementinin elektron dağılımı yapıldığı zaman 2-5 şeklinde olduğunu biliyorsunuz. Yani değerlik elektron sayısı kaç tane bunun? 5 tane. Hidrojenin de değerlik elektron sayısı 1 tane. NH3 molekülünün Lewis formülünü yazdığımız zaman azotun değerlik elektron sayısı 5 olmasından dolayı azot elementinin sembolü çevresinde 5 tane nokta ifade ettim. Hidrojenin de elektron sayısı, değerlik elektron sayısı 1 tane olduğu için bir tane azota 3 tane hidrojeni bağladım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu idi. 5A grup elementi 3 bağ yapmasına rağmen bir çift elektron bağ yapımına katılmadığı için evet bu elektronlar hidrojenleri aşağıya doğru itiyor. Açısal bir molekül meydana getiriyor. Dolayısıyla bu molekülümüz nasıl bir molekül olmalı? Polar bir molekül olmalı. NH4 molekülüne geldiğim zaman koordine kovalent bağdan bahsetmiştim. Hatırlayacaksınız bunu. NH3 molekülüne bir tane daha hidrojen bağlanmış. Fakat hidrojenin şu anda elektronu yok. Azotun elektronlarından bir tanesini kullanıp dolayısıyla H+1 iyonu da azota bağlandığı zaman
NH4 artı 1 iyonu aynen metan molekülünde olduğu gibi düzgün dört düzlü olacak şeklinde bir molekül meydana getiriyor. İki molekülü ya da şöyle diyelim NH3 moleküldü, NH4 artı 1 de iyondu. Molekül ve iyonu kıyasladığınız zaman NH3 molekülü polar bir yapıya sahipken NH4 artı 1 iyonu apolar bir yapıya sahip. Yani metan yapısında bir molekül meydana geldi. Şu anda her ikisi için hangileri ortak değildir demiş. Geometrik şekli. NH3'ün geometrik şeklinin üçgen piramit olduğunu, NH4 artı 1'in de düzgün dört düzlü olduğunu biliyorsunuz. Neticede birinci olay ortak değildir. İkincisi, bağ açısına gelecek olursam amonyaktaki bağ açıları 107 dereceyken amonyum artı 1 iyonunda 109.5 dereceydi. Yani metanda olduğu gibi o zaman bu da ortak değildir. Üçüncüsü, bağlayıcı elektron sayısı bağ yapımına katılan elektron sayısı anlamındadır. NH3 molekülüne baktığınız zaman 3 tane kimyasal bağ meydana gelmiş. Bir kimyasal bağ 2 elektron tarafından meydana getiriliyordu. 3 tane kimyasal bağ oluştuğuna göre toplam bağ yapımına katılan elektron sayısı 6 tane ya da 3 çift de diyebilirsiniz. NH4 artı 1 iyonuna gelince azottan 4 tane ya da 5 tane, 3 de hidrojenden geldi 8 tane bağlayıcı elektronu var ya da 4 çift diyebilirsiniz. Bağlayıcı elektron sayısı birinde 6 tane iken diğerinde 8 tane, bu da ortak değildir. Neticede sorumuzun cevabı ne olmalı Edirne diyorum. Evet. Şimdi 15 nolu soruya geçiyorum. Bağlarla ilgili bir soru. Bildiğiniz gibi buradan da sorumlu tutuluyorsunuz. Evet, bir molekül vermiş. Bir molekülün Weber göstermi AX2E2 şeklinde belirtilmiş. Hatırlayacaksınız, A merkez atomunu, X'lerde merkez atomuna bağlanan atom sayısını, E'de ortaklanmamış elektron sayısı çiftini veriyordu. Şu anda ben bu yapıyı çizecek olursam A'ya 2 tane X elementini bağladım. Evet, burada E2 dediğine göre 2 çift elektronda bağ yapımına katılmamış. Bu 2 çift elektron X atomlarını kendisinden aşağıya doğru itiyor. 6A grubu elementi olup buradaki açıda tam 104.5 derece olduğunu geçmişten biliyorsunuz. Evet, şu anda bu molekül kırık doğru bir yapıya sahip olduğu için polar bir moleküldür. Birinci ifadede der ki molekül polar yapılıdır ve suda çözünür. Bildiğiniz gibi suda kırık doğruydu. Yani polar bir moleküldü. Bağ yapıları birbirine uyduğu için bu molekül suda çözünür. Birinci ifadeniz doğru olmalı. İki, merkez atomunun hibritleşme türü SB3'dür demiş burada. Biraz okunmuyor ama evet, SB3 demiş. Dolayısıyla şunu hatırlayacaksınız. 4A, 5A, 6A grup elementlerinin hibrit türünü SB3 şeklinde belirtmiştim. İkinci ifade de doğru. Doğrultu sayısından bahsetmiş. Bu konuda arkadaşlar bazı çelişkiler kaynaklarda mevcuttur. Mesela demiş ki bazıları merkez atomunun yapmış olduğu bağ sayısı 2 olduğu için doğrultu sayısını 2 gösterenler de var. Fakat burada A'nın 4 tane elektronu normalde bağ yapımına katılmamış. Bu elektronlarda bağ yapabileceği için normalde 2 tane doğrultu da buradan alıyorum. Doğrultu sayısını 4 olarak gösteriyorum. Şu anda 3. ifadeniz yanlış. Cevabımız 1 ve 2 diyeceğim. Evet. 16 numaralı soru da gene bağları ilgilendiren bir soru. XY3 molekülleri apolar olduğuna göre diyor. Şimdi molekülün yapısına baktığınız zaman X elementine 3 tane Y atomu bağlanmış. Eğer bu molekül apolarsa hatırlıyoruz. Evet, 3A grubu da 3 bağ yapardı. 5A grubu da 3 bağ yapardı. Şu anda molekül apolar dediğine göre X'in 3A grubu elementi olması lazım. Eğer polar deseydi X elementi 5A grubunda olmalıydı. Şu anda ben size molekülün Lewis formülünü ya da yapı formülünü belirtirsem bir tane X atomuna 3 tane Y atomu eşit açılarda bağlanmış. Bildiğiniz gibi bu açılar 120 dereceydi. Molekülün kendisi de apolar bir moleküldü. Nedeni merkez atomuna uygulanan çekim kuvvetlerinin bileşkesi 0 olduğu için biz buna dipol momenti 0 diyoruz. Dolayısıyla molekül apolardır. Okuyorum soruyu. Hangileri doğrudur demiş. Molekül geometrisi düzlem üçgendir diyor. Evet arkadaşlar, biz buna eşkenar üçgen ya da düzlem üçgen ifadesini kullanmıştık. Birinci ifadeniz doğrudur. X elementi 3A grubu elementi olduğu için hatırlıyorsun. 2A grubunun hibrit türü SB iken 3A grubunun hibrit türü de SB2 idi. Dolayısıyla ikinci ifadeniz de doğrudur. 3.
Bağ açıları 120 derece diyor. Evet. 3 A grubuna 3 tane atom bağlanmış. Açılar birbirine eşit olduğu için bağ açısı 120 derece olmalıdır. Yani seçeneğimiz E şıkkı. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Şöyle. Neden böyle durakladığımı da söyleyeyim. Yani organik kimyadan çıkacak soruları eleyerek gidiyorum. 17 numaralı soru da gene bağlarla ilgili bir soru olduğu için o soruya da bakıyorum. Şimdi burada bir soru var. Der ki soruda X elementinin atom numarası 15, Y elementinin atom numarası 5'miş. X ve Y elementleri hidrojenle XXH3, Y'de YH3 molekülünü meydana getirmiş. Hangileri ortak değildir demiş. Şimdi baktığınız zaman X'in atom numarası 15. 15 elektronu dağıttığımızda değerli elektron sayısı 5 tane ama hidrojenle 3 tane bağ yapmış. Demek ki X'in 3 tane değerli elektronları bağ yapımına katılırken bir çift ya da 2 tane elektron bağ yapımına katılmamış. Dolayısıyla bu 2 elektron diğer elektronları kendisinden ittiği için şu anda açısal bir molekül meydana geldi. Ve bu açıya 107 derece diyorum. Yani NH3 molekülü gibi. Bu molekül de pH3 aslında. Evet, diğerine bakıyorum. Neydi? Y elementi elektron dağılımını yaptığınız zaman 2-3'ten bunun değerli elektron sayısı 3 tane. Bu da 3 bağ yapar. Y'nin 3 tane noktası var. Bütün elektronlar bağ yapımına katıldığı için açılar ne olmalı? Eşit olmalı. 3 tane hidrojen de bağladığınız zaman açılar 120 derece olup biz bu molekülün yapısına düzlem üçgen. X açısı da ne demiştik? Üçgen piramit adını vermiştik. Soruya bakıyorum. Hangileri ortak değildir demiş. Molekül polarlığı. Evet, birinci moleküle baktığınız zaman XH3 molekülüne açılar eşit olmadığı için bu molekül polar. YH3 molekülüne bakıldığı zaman da apolardı. Dolayısıyla biri polar, biri apolar. Birinci ifadeniz ortak değildir. Bağ polarlığı demiş. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi kovalent bağ meydana getiren atomlar aynı ise aradaki bağ türü apolar kovalentti. Buradaki atomlar birbirinden farklı olduğu için aradaki bağ türüne polar kovalent diyoruz. Dolayısıyla bağ polarlığı ikisinde de aynı. Yani polar kovalent bağ içeriyor. Sigma bağ sayısına gelince, evet her bir bağ sigma bağ. Çünkü tekli bağların tamamına sigma demiştim. Her iki molekülde de 3 tane tekli bağ olduğuna göre sigma bağ sayıları da eşittir. Yani ortak olmayan hangisi olmalı? Yalnız bir. 2 ile 3 ortak. Evet, burada 8 nolu bir soru var arkadaşlar. Yani kısmen organik kimya ilgilendiriyor ama içinde bazı ifadeler var ki bunlar müfredat dahilinde olduğu için bunu da ben size anlatmak istiyorum. Burada bir molekül verilmiş. CH3, COH, COOH şeklinde. Hem bu molekülde OH grubu var hem de karboksil grubu olduğu için çift fonksiyonlu bir molekül diyebilirsiniz. Evet, ne sormuş? Molekülün basit formülünden bahsetmiş. CH2O. Şimdi saydığınız zaman buradaki toplam atom sayısını karbon 3 tane, hidrojen 6 tane, oksijen de 3 tane. Bunu 3'e böldüğünüz zaman sadeleştirmiş olursunuz. CH2O modelinde basit formülünü elde etmiş oldum ki birinci ifadeniz bu durumda ne olmalı? Doğru. Yani artı diyorum. İkincisi, bileşiğin kütlece %40'ı karbondur diyor. Evet arkadaşlar, şöyle söyleyelim. Bu basit formülün toplam ağırlığını bulursam karbon 12 yazıyorum. Artı 2 tane hidrojen var 2. 1 tane de oksijen var 16. Topladığınız zaman bu molekülün toplam ağırlığı ne olmalı? 30 gram olmalı. 30 gramın ne kadar karbon bakıyorum? 12 gramı karbon. Basit bir orantı kurabilirsiniz. 30 gramın eğer 12 gramı karbon geliyorsa yüzün kaçı karbon dersem 1200 bölü 30'dan sonucu 40 olarak bulursunuz ki o zaman ikinci ifadeniz de doğrudur. Bileşiğin molca %50'si hidrojendir diyor. Şöyle ifade edeyim. Basit formüle bakıldığı zaman 1 mol karbon, 2 mol hidrojen, 1 mol da oksijen atomu içeriyor. Dolayısıyla toplam atom sayısı basit formülde 4 mol atom. 4 mol atomun 2 mol atomu hidrojendir. 4'ün ikisi, yani 100'ün de 50'si yapar. Son cümlem de doğru. Seçeneğimiz ne olmalı? E şıkkı olmalı. Evet. 19. soruya bakıyorum. Bu da gene müfredat dahilinde bir soru. Bileşik formüllerden bulunmasıyla ilgili. Bu tür sorular bazen TYT'de bile gelmiştir. Soruyu inceleyelim.
Şimdi grafiğe baktığınız zaman mol sayısının zamanla değişim grafiğini vermiş. Bildiğiniz gibi kimyasal tepkimeler başladığı zaman girenlerin mol sayısında azalma, ürünlerin mol sayısında artma meydana geldi. Bu durumda X diye bir organik molekülümüz var. Bu yandığı zaman normalde oluşan karbondioksit ve suyun molünü, bir de harcanan oksijen gazının mol sayısını vermiş. O zaman şöyle ifade edelim. Burada yanan madde ne olmalı? X olmalı. Şöyle yazmıştım ben. X'in 1 molu, bakınız bunu tam sayıya dönüştürmek için uygun bir sayıyla bunları çarpabilirsiniz. Oksijen normalde 1.6 molmuş ama yanma tamamlandığı zaman kapta 1 mol hala mevcut. Bu durumda harcanan mol sayısı nedir dersem 0.6 moldur. Bunu en küçük tam sayıya dönüştürebilmek için 5 ile çarptım. Dolayısıyla harcanan oksijenin mol sayısını 3 mol buldum. Karbondioksit ve suyun da molleri 0.8'e ulaşmış. Bunları da 5 ile çarpıyorum oranı bozmamak için. Bu durumda 5 ile çarptığınız zaman 4 mol karbondioksit, 4 mol da su meydana gelmiştir. Bildiğiniz gibi kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve cinsi daima korunacağı için eşitlenmiş bir denklemde bilinmeyen maddenin formülünü buluyorum. Tam taraf ürünler tarafı olduğu için tepkimede 4 mol karbondioksit çıkmış. 4 mol karbondioksitte 4 mol karbon çıktığına göre yanan maddenin yapısında ya da girenlerde 4 mol karbonun bulunması gerekiyor. Bu durumda karbona 4 mol yazdım. Hidrojene bakıyorum. 4 mol suda toplam 8 mol hidrojen atom var. Giren var mı dersem yok. Bu durumda 8 mol hidrojen atomu da girmeli. Oksijene bakıyorum. Karbondioksitin 1 molekülünde 2 tane, 4 molekülünde 8 tane oksijen burada var. 4 mol suda da 4 mol oksijen de burada var. 8 artı 4'ten 12 mol oksijen atomu çıkmış. 12 mol da girmeli. Fakat görüyorsunuz 3 mol oksijen tepkimeye girmiş. 3 mol oksijende 6 mol atom var. 12 mol atom çıkmıştı. 6 mol atom girdiğine göre eksik olan da 6 mol atom olmalı. Bu bileşiğin molekül formülü sorulsaydı C4H8O6 diyecektim ama basit formülünü sorduğuna göre o zaman bunu sadeleştiriyorum, 2'ye bölüyorum. C2H4O3 şeklinde bir formül elde etmiş oldum ki bileşiğimizin formülü C seçeneğinde belirtilmiştir. Evet. 20 numaralı soruya baktığınız zaman bu da gene bileşik formüllerini ilgilendiren bir durumdu. Bir organik bileşiğin normalde genel formülünü vermiş. Bu bileşiğin %90'ı karbondur diyor. Basit formülün ne olduğu sorulmuş. Arkadaşlar hatırlayacaksınız, derslerde de şundan bahsetmiştim. Formül dediğiniz olay sadece bileşikte bulunan atomların molca birleşme oranlarını veren formüllerdi. Bu durumda %90'ı karbonsa bu bileşiğin kütlece %10'u da ne olmalı? Oksijen olmalı. Evet, hatırlayacaksınız gene. Kütle oranıyla yüzde oranı birbirine eşit olduğu için ben kütlece birleşme oranıyla yüzde oranını eşit alabilirim. Bu durumda bileşiğin %90'ı karbonsa 90'ı 12'ye böldüğünüz zaman karbon elementinin mol atom sayısını bulmuş olursunuz. Evet, hidrojene gelince %10'u hidrojende, atom ağırlığı 1 olduğu için 10'a bölersem hidrojenin mol atom sayısını buldum. Basit bir işlem, sıfırları yok edersem yukarıdan 3/4 oranı kaldı. Dolayısıyla bu molekülde 3 mol karbon atomuna karşılık 4 mol de hidrojen atomu birleşmiştir. Seçenek C şıkkında belirtilmiştir diyorum. Evet. 21 numaralı soruda gene formül bulmayla ilgili bir soru. Bakıyoruz birlikte. Basit formülü CH2 olan bir gazın normal koşullar altındaki yoğunluğu 1.25 gram bölü litreymiş. Bu bileşiğin formülünü sormuş vesaire. Şimdi önce formülün ne olduğunu belirlemeye çalışalım. Basit formülümüz belli ama bunun gerçek formülünü bulabilmek için şunu hepiniz bilirsiniz. Basit formülü N çarpanını aldıktan sonra bu bileşiğin emasına, yani mol kütlesini eşitliyordum. O zaman burada bilinmeyen nedir? Mol kütlesi. Evet, şöyle ifade edeyim. Öz kütle de bize verilmiş. 1.25 gram bölü litreymiş. Bunun anlamı şu. Bu gazın normal şartlar altında 1 litresine 1.25 gram da diyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi 1 mol gaz normal şartlar altında 22.4 litreydi. 22.4 litrenin kütlesi kaç gram dersem
Bulduğum değer aynı zamanda bu gazın 1 molünün kütlesine eşittir diyeceğim. İşlemi yaptığınız zaman sonucu 28 olarak bulursunuz. Evet. Şimdi burada en çarpanını buluyorum. Basit formülün ağırlığı 12 karbon, 2 de hidrojen 14. N'le çarparsam 14'ten 28 ise N değeri buradan ne çıkar? 2 çıkar. Bu durumda N yerine 2 yazdığınız zaman basit formülü 2 ile çarpınca CH4 bileşiğini elde edersiniz ki bu bileşiğin bize molekül formülünü veriyor. Bunun da mol kütlesi 28 bulundu. Birinci ifade ne olmalı? Doğru. 0,1 molünde 0,3 monoton bulunur diyor. Formüle birlikte bakıyoruz. Evet. Bize yalnız basit formülü sormuyor. Molekül formülüyle ilgili sorduğu için 1 mol bileşiğe bakıldığında toplamda 2 mol karbon, 4 mol de hidrojen, 1 molünde 6 mol atom var. Ama elinizdeki bileşik 0,1 mol ise 0,1 molünde 0,6 mol atom olmalı. Bu durumda ikinci ifadeye yanlış diyorum. Bileşiğin molekül formülüne gelince onu zaten ilk önce bulmuştum. Neydi? CH4'tü. Üçüncü ifade de doğru. Cevap C şıkkında belirtilmiştir diyeceğim. Evet, şimdi bu sayfayı bitirdik. Yani 21 nolu soruyu çözdük. Arkadaşlar ben size bunun devamını şimdi buluyorum. Evet, 22 numaralı soru da gene müfredat dahilinde Lewis formülüyle ilgili bir soru. Önce sorumu okuyorum. Aşağıda bazı moleküllerin elektron nokta yapıları verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şunu hatırlayacaksınız. Lewis formülü sorulduğu zaman arkadaşlar atomun değerlik elektronlarının tamamı sembol çevresinde gösteriliyordu. Şimdi birlikte şu molekülü yorumlayalım. Birincisi oksijen molekülü. Bakınız oksijenin elektron dağılımını yaptığınız zaman atom numarası 8. Dizilim 2-6. Değerlik elektron sayısı 6'dır. Şu anda bir tane oksijen atomundan 6 tane nokta gelecekse oksijen molekülünde 2 tane oksijen atomu olduğu için 2 tanesinden toplam 12 tane nokta gelmeli. Saydığınız zaman 2, 6 da arada var 8, 2 de burada 10. 2 tane eksik olmasından dolayı birinci ifade ne olmalı? Yanlış diyorum. 2'ye bakalım. HCl. Şimdi hidrojenin değerli elektron sayısının 1 olduğunu biliyorsunuz. Klorin de atom numarası 17 idi. Elektron dizilimini yaptığınız zaman 2, 8, 7'den değerli elektron sayısı 7. Bu durumda klorden 7 tane, hidrojenden de 1 tane geldiği zaman toplam nokta sayısı 8 tane olmalı. Bakıyorum 2, 4, 6, 2 de burada 8 nokta, ikinci ifade doğrudur diyeceğim. NF3 molekülünün yapısını beraber inceleyelim. Azotun atom numarası 7 idi, florun da atom numarası 9'du. Elektron dizilimini yaptığınız zaman azotun değerlik elektron sayısı 5 tane, florun da değerlik elektron sayısı 7 tane. Bu durumda moleküldeki toplam nokta sayısını belirleyecek olursam bir tane azottan dolayı gelen nokta sayısı 5 tane olmalı. Artı flörden gelen nokta sayısı 7 tane ama birinde. Molekülde 3 tane flör olduğu için 3, 7, 21 noktada buradan gelmeli. Toplam nokta sayısı 26 tane olmalı. Bakıldığı zaman flörün değerlik elektronlarının bir bölümü kullanılmamış. Yani sadece 8 tane nokta var. Bu molekülün de Lewis'i yanlış belirtilmiş. Sorumuzun cevabı ne olmalı? B diyoruz. Yalnız 2. Evet. Gene kimyasal bağları ilgilendiren bir soru görüyorum. Bize molekülün Lewis formülü verilmiş. Arkadaşlar şu anda biraz burada evet baskıdan mı diyeceğim bilmiyorum ama aşağıda bir iki tane nokta görüyorum. Bu nokta olmamalı. Y'nin de altında bir nokta var. Bunları şöyle silebilirsiniz. Şu şekilde. X'in şu anda bakınız değerlik elektron sayısı 2 tane bağ yapımına katılmayan var. 2 tane de bağ yapımına katılan var. 2 tane de burada var. Evet, X'inki 6 tane alabilirsiniz. Yani alttaki 2 noktayı da silmeyin. Şu anda X'in değerlik elektron sayısını 6 diyeceğim. Ama 2 tanesi bağ yapımına katılmış. Katılmış. 4 tanesi de katılmamış. X'e 2 tane Y'yi bağladığınız zaman açısal bir molekül meydana geliyor. Bu durumda X elementinin normalde değerlik elektron sayısı 6 tane olmalı. Çünkü 6A grup elementi alttaki 2 noktayı da aldığınız zaman 5A grubu demiş. O nedenle birinci ifade yanlış diyeceğim. Y'nin değerlik elektron sayısı 1'dir demiş. Görüldüğü gibi molekülde Y'den gelen nokta sayısı 1 tane olduğu için değerlik elektron sayısına 1 diyeceğim. 2 doğru.
Bağlayıcı elektron sayısı 8'dir demiş. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bağlayıcı elektron sayısı bağ yapımına katılan elektronlardır. Burada Y bakınız bir tane kendisinden var. Bir de X'den kullanmış. İki tane nokta burada var. İki tane de X, Y arasında bu noktada var. Toplam bağ yapımına katılan elektron sayısı 4 tane olduğu için bağlayıcı elektron sayısına 4 diyeceğim. Burada 8 dediği için 3. faydanız da yanlıştır. Cevap Adana. 24 nolu soruya geliyorum. Evet, burada ne sorulmuş bize? 3 tane atomun Lewis formülleri verilmiş. Bunların yapmış olduğu moleküllerdeki bağ sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır demiş. Şimdi bakınız bu basit bir soru. X elementinin değerlik elektron sayısına bakıldığı zaman 5 tane. Dolayısıyla bu element 5A grubunda kararlı yapıya ulaşabilmek için yani son yörüngeyi 8'e tamamlayabilmek için 3 elektrona daha ihtiyacı var. Arkadaşlar bu durumda ne yapıyorum? Buradaki 5 elektronu 8'e tamamlayabilmek için 3 elektron daha bu kullanmak zorunda. Dolayısıyla X'in yapacağı bağ sayısı, kovalent bağ sayısı 3 tane olmalı. Y'nin sonunda toplam 6 tane nokta var. 8'e tamamlayabilmek için 2 tane bağda Y yapar. Z, 7A grubunda bulunan bir elementtir. Bir elektrona bir bağ ihtiyacı var. O da tek bağ yapar. Neticede kovalent bağ sayıları arasındaki ilişkiyi sormuş. X normalde 3 bağ, Y 2 bağ, Z de 1 bağ yapacağı için evet en fazla bağ yapan 1, en az yapan da 3. C şıkkında doğru cevabımız verilmiştir. Evet, gene müfredat dahilinde 25 nolu soruya bakıyoruz birlikte. Allotroplarla ilgili sorulan bir soru var. Bildiğiniz gibi arkadaşlar allotropun tanımını şöyle yapmıştım. Bir elementin aynı tür atomlarının uzayda değişik şekillerde dizilmesiyle oluşan farklı kristal yapılı moleküllere allotrop demiştik. Kısa bir bilgi vereyim ben size. Oksijenle ozon allotroptu, elmasla grafit allotroptu, kırmızı fosforla beyaz fosfor allotroptu gibi. Şimdi allotropların normalde erime noktası, kaynama noktası, evet difüzyon hızı gibi özellikleri ya da iletkenlik gibi özellikleri birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Bunlar da tamamen fiziksel bir özellik olduğu için öz kütleleri ne olmalı? Farklı olmalı. Birinci ifadeniz doğru. Uzaydaki atom dizilişleri farklıdır diyor. Biz karbonun allotroplarını gördük. Elmas, grafit, grafen, fullerenler gibi. Bu atomların uzaydaki dizilişleri farklı olduğu için biz olayın adını allotrop demiştik. Yani ikinci faydanız da doğru. Başka bir elementle oluşturdukları bileşiklerin formülleri aynıdır demiş. Arkadaşlar kimyasal tepkimeye girme durumu molekül yapı olarak değil atomik yapıda meydana geldiği için mesela biz elması ele aldığımız zaman elmas karbondan oluşuyordu. Elması yaktığınız zaman oksijenle kimyasal tepkimeye girer. Yanma ürünü karbondioksit gazıdır. Gene grafiti yakarsam grafit de karbon atomlarından oluştuğu için gene oksijenle yanınca karbondioksit bileşiğini verir. Dolayısıyla allotroplar aynı elementle kimyasal tepkimeye girdikleri zaman oluşturdukları ürün de aynı olmalı. Yani üçüncü ifadeniz de doğru. Seçeneğiniz E şıkkında belirtilmiştir. Evet. 26 numaralı soru da şöyle. Elementlerin yükseltgenme basamakları sorulmuş bize. Hangisinin yanlış verildiği söyleniyor. Ben size kısaca şu cümleyi hatırlatmak isterim. Bir bileşiğin toplam yükü yani bileşikte bulunan atomların yükseltgenme basamakları toplamının sıfıra eşit olduğunu, bir iyonda da atomların yükseltgenme basamaklarının toplamının iyon yüküne eşit olduğunu biliyorsunuz. Fazla da uzatmak istemiyorum. Basit olaylar bunlar. A şıkkında sülfat iyonunu vermiş. Kükürdün aldığı değerliği sormuş bize. Yükseltgenme basamağını sormuş. Ve burada artı 8 olarak belirtmiş. Bakınız bu işlemi beraber yapalım. Sülfata bakıldığı zaman toplam yük neydi? -2'ydi. Bu -2 S ve O'nun toplam yükseltgenme basamaklarının toplamıydı. S'nin yükseltgenme basamağını bilmiyorum. X dersen oksijenin yükseltgenme basamağının bileşiklerinde -2 olduğunu biliyorsun. Ama 4 tane olduğu için -8 yazdım. X'i buradan çektiğiniz zaman aynı zamanda kükürdün yükseltgenme basamağını bulursunuz. Artı 6 çıkar ki A seçeneğinde kükürdü artı 8 olarak göstermiş. Dolayısıyla A yanlış bir cevaptır. Diğerlerindeki yöntemler de aynı olduğu için zamanınızı almak istemiyorum. Evet. 27. soruda gene aynı mantıkta bir soru.
Burada 5 tane molekül ya da iyon verilmiş. Gerçi hepsi iyon bunların. Bazı atomların altlarını çizmiş. Hangisini yükseltme basamağı yanlış verilmiştir diyor. Gene aynı mantıktı. Yani bütün seçenekleri tek tek yorumlamak istemiyorum. Burada yanlış cevap C şıkkı. Bunu beraber yorumlayalım. Amonyum artı bir iyonunu ele aldığınız zaman amonyumun toplam yükü ne olmalı? Artı bir. Bu azotla hidrojenin yükseltgenme basamaklarının toplamına eşitti. Bir tane azot var, yükseltgenme basamağını bilmiyorum. X dersem, hidrojenin yükseltgenme basamağının genelde artı bir olduğunu biliyorsun. Ama burada 4 tane olduğunu unutma. 4 tane artı bir ne yapar? Artı 4. X'i buradan çektiğiniz zaman eksi 3'e ulaşırsınız ki bu aynı zamanda NH4 artı 1 de azotun yükseltgenme basamağına eşittir. Yani eksi 3'tür. Cevaba baktığınız zaman artı 5 vermiş. C şıkkı yanlıştır diyeceğim. Evet. Sayfayı çeviriyorum. Gene aynı mantık. Evet. 28 nolu soruda yükseltgenme basamaklarıyla ilgili sorulan bir soru. Onu da aynı şekilde yorumlayalım. 5 tane de iyon burada verilmiş. Hangisinin yükseltgenme basamağı yanlıştır diyor. D şıkkına baktığınız zaman seçeneğin ben orada yanlış olduğunu işaretlemişim. Sadece onu yorumlamak isterim. Siyanürün toplam yüküne ne demiş burada? Evet, eksi 1 demiş. Evet, yükü eksi 1 ama burada karbonu yükseltgenme basamağı artı 1 olarak göstermiş. Bulalım birlikte. İyonun toplam yükü neydi? Eksi 1'di. Burada bir tane karbon var. Onu bilmiyorum. C şeklinde yazdım. Azot da 5A grubunda olduğu için azotun elektron alma eğilimi karbondan daha fazla olmasından dolayı azotun burada eksi, karbonun da artı yükseltgenme basamağına sahip olması lazım. Azotun yükseltgenme basamağı neydi? Eksi 3'tü. Bu durumda karbonu çektiğiniz zaman buradan yükseltgenme basamağını artı 2 bulursunuz. Oysa seçenekte artı 1 verilmiş. Yanlış olan D şıkkı diyorum. Evet arkadaşlar, bu sene organik kimyadan soru gelmeyeceği için soruların büyük bir çoğunluğunun ben evet elektrokimyadan geleceğini düşünüyorum. Yani yükseltgenme basamakları gibi, piller, elektroliz ve redoks gibi. Evet, karşımızda bir soru var. 29. soru. Hadi buna da birlikte bakalım. Burada X, Y, Z metallerinden oluşan 3 tane iyonun indirgenme eğilimleri arasındaki ilişkiyi verilmiş. X'in indirgenme gerilimi Y'nekinden, Y'nin indirgenme gerilimi de Z'nekinden daha büyüktür diyor. Bildiğiniz gibi indirgenme gerilimi en büyük olanın yükseltgenme gerilimi en büyüktü. Şu anda yükseltgenme gerilimi en düşüktü, pardon. Şu anda X'in yükseltgenme indirgenme gerilimi en büyük dediğine göre yükseltgenme gerilimi ne olmalı? En küçük olmalı. Z'nin de indirgenme gerilimi en düşükse yükseltgenme gerilimi en büyük olmalı. Evet arkadaşlar, yükseltgenme potansiyeli büyüdükçe metalik aktifliğinde arttığını geçmişten biliyorsunuz. Buna göre demiş, bazı ifadeler kullanmış, hangisi gerçekleşmez diyor. A seçeneğine baktığınız zaman X metalinin X artı 1 iyonunu indirgemesi diyor. Evet, şimdi Z metalinin. Z X artı 1 ile tepkimeye girdiği zaman Z acaba X'i indirger mi, indirgemez mi? Bu olayın gerçekleşebilmesi için Z'nin yükseltgenme potansiyelinin, yani elektron verebilme eğiliminin X'ten büyük olması lazım. Sıralamaya baktığınız zaman Z'nin yükseltgenme potansiyeli X'inkinden daha büyük olmasından dolayı bu tepkime de Z yükseltgenirken X'i indirger. Dolayısıyla bu tepkime kendiliğinden gerçekleşen bir tepkimedir. Evet. B şıkkına bakıyorum. Y metalinden yapılmış kapta diyor Z artı 1 iyonların içeren çözeltinin saklanması demiş. Kabımız Y metalinden yapılmış. İçerisinde Z artı 1 iyonların içeren çözeltimiz mevcuttur. Şimdi burada saklanması demiş. Evet arkadaşlar, şunu hepiniz bileceksiniz. Biliyorsunuz. Hatırlayın isterim. Bir metal yükseltgendiği zaman metalde incelme, aşınma, çözünme, yani bir tahribat meydana geliyordu. Bu durumda bir metal elektron verdiği zaman demek ki aşınma meydana geliyor. Kaptaki meydana gelen aşınmadan dolayı kapta delinme meydana gelebilir. Bu durumda içerisindeki çözeltiyi saklayamazsınız. Şimdi Y metalinde yapılmış kaba Z iyonlarının içeren çözeltiyi koymuşum. Arkadaşlar, kıyasladığınız zaman Y mi aktif, Z mi aktif dersem burada görüldüğü gibi Z daha aktiftir. Dolayısıyla Y elementi Z elementi karşısında, iyonu karşısında yükseltgenemeyeceği için, elektron veremeyeceği için
Burada bir kimyasal tepkime meydana gelmez. Dolayısıyla Y'den yapılmış kapta Z iyonlarını sonsuza kadar saklayabilirsiniz. Saklanması demiş. Dolayısıyla bu olay da gerçekleşir. X metalinin Y artı 2 iyonunu indirgemesi demiş. Bakınız, X metalinin Y artı 2 iyonunu indirgeyebilmesi için X'in elektron vermesi, Y'nin de bunu alması gerekiyor. Aktiflik sıralamasına baktığınız zaman X metalinin aktifliği Y'den daha düşük olduğu için X metali yükseltkenemez, Y'yi de indirgeyemediği için böyle bir kimyasal tepkime olmaz. Hangisi gerçekleşmez demiş? C'nin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bunun gerçekleşebilmesi için X'in elektron verme eğiliminin Y'den büyük olması lazım. Sıralamaya tekrar bakacak olursam küçüktür. Burada X yükseltkenemez. Cevabımız ne olmalı? C şıkkı diyorum. Evet. 30. soruda gene aktiflikle ilgili bir soru. Pardon. 30 numaralı soruda iki tane tepkime vermiş. Bu tepkimeler kendiliğinden gerçekleşiyor diyor. Buna göre demiş bu metallerin aktifliklerinin karşılaştırılması hangisine doğru verilmiştir demiş. Arkadaşlar şu cümlemi lütfen hatırlayınız. Metalik aktiflikten bahsedildiği zaman elektron verebilme eğilimi, ametallerin aktifliğinden bahsedildiği zaman da alabilme eğilimiydi. Bize metalik aktifliği sorduğuna göre elektron verebilme eğilimi en yüksek olanın metalik aktifliği de en yüksek olmalı. Birinci tepkime kendiliğinden gerçekleşiyormuş. Ne olmuş bu tepkimede? X metali 0'dan artı 2'ye yükseltgenirken Z de artı 2'den 0'a indirgenmiş. Bu durumda X, Z karşısında elektron verip yükseltgendiğine göre X'in metalik aktifliğinin Z'den ne olması lazım? Büyük olması gerekir. İkinci tepkime bakıldığı zaman Z metali M karşısında yükseltgenmiş. Bu durumda Z metali elektron veriyor. M de aldığı için Z'nin metalik aktifliği de M'den büyük olmalı. Bu durumda en küçük olan hangisi? M. Bu seçenekte C şıkkında belirtilmiştir. Evet. Diğer soru 31 numaralı soru. Yine burada elektrokimyasal pillerle ilgili bir soru sorulmuş bize. Standart bir pil verilmiş görüldüğü gibi. Bakır metali 1 molar bakır nitrat çözeltisine, nikel metali de 1 molar nikel sülfat çözeltisine batırılmış. Bu pille ilgili diyor hangileri yanlıştır demiş. Arkadaşlar hep şunu söylemişizdir. Bir pilin sorusunu çözmeye başlamadan önce bu pilde indirgenen ve yükseltgenen elektrotları yani anot ve katotun tespitini doğru yapmak gerekiyor. Şimdi bize bazen indirgenme potansiyelleri bazen de yükseltgenme potansiyelleri verilebilir. Bakıldığı zaman bakırın ve nikelin yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. Sayısal değer nikelin yükseltgenme potansiyeli artı 0.25, bakırınki de eksi 0.34. Demek ki nikelin yükseltgenme potansiyeli bakırınkinden nedir? Daha büyüktür. Bu durumda yükseltgenin elektrot anot olacağı için nikel bölümüne anot yazıyorum. Nikel tarafında yükseltgenme varsa bakır tarafında da indirgenme. Yani bakır bölümü de ne olmalı? Katot olmalı. Bu pil çalışmaya başladığı andan itibaren evet durum şu. Nikel ne yapacak? Elektron verip yükseltgenecek. Bakır da indirgenecek. Bakınız onun denklemini şöyle yazmıştım. Nikel 0'dan artı 2'ye giderken bakır da artı 2'den 0'a düşüyor. Yükseltgenme basamağını çözeltideki iyonlardan bulabilirsiniz. Burada bakır artı 2, nikel de gene artı 2 olarak belirtilmiştir. Standart pil geriliminden bahsediyor. Bildiğiniz gibi bir pilin standart koşullarda gerilimi sorulduğu zaman yükseltgenin elementin yükseltgenme potansiyeli ile indirgenin elementin indirgenme potansiyelini topluyorum. Nikel yükseltgenmiştir. Evet burada nikelin direkt yükseltgenme potansiyeli verildiği için hiçbir değişikliğe gerek kalmadan 0.25 voltu yazıyorum. Yalnız bu pilde bakır indirgenmiş. Oysa bize verilen bakırın yükseltgenme potansiyeli. Arkadaşlar bir tepkime ters çevrildiği zaman potansiyeli işaret değiştiriyordu. Bakırın yükseltgenmesi eksi 0.34 ise indirgenmesi artı 0.34'tür. Bu durumda topladığınız zaman bu pilin gerilimi 0.59 volttur. Tabii ki bu başlangıç gerilimi. Birinci ifade bu durumda doğru ama dikkat ederseniz bize yanlışlar sorulmuş. Bakır elektrodun kütlesi zamanla azalır diyor. Arkadaşlar
Bakır elektrotta indirgenme meydana geliyorduk. Bakın çözeltide bulunan bakır artı iki iyonları nikelin vermiş olduğu elektronları alıp indirgendiği zaman bakır iyonları bakır elektrot üzerinde birikmeye başlar. Neticede katotun toplam kütlesinde artma meydana gelir. Oysa burada diyor ki bakır elektrot kütlesi zamanla azalır diyor. Hayır artar. İkinci ifadeniz ne olmalı? Yanlış. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman elektronlar bakır elektrottan nikele doğru akar diyor. Elektron akış yönünün anottan katota doğru olduğunu biliyorsun. Yani nikelden bakıra doğru bir akış vardır. Oysa burada tersini belirtmiş. Sorumuzun cevabı ne olmalı? E şıkkı olmalı diyeceğim. Evet. Şimdi bu sayfayı da tamamladım. Diğer bir sayfaya geçiyorum. Bu da en son sayfamız. 32. soru. Yine pillerle ilgili bir soru. Umarım beni takip ediyorsunuzdur. Evet. Şimdi bakıldığı zaman burada pilin şeması verilmemiş. Sadece pilde meydana gelen tepkimeyi vermiş. Yani pilin tepkimesi belirtilmiş. Evet. Bakıyoruz şemaya. Der ki bu pilde alüminyum 0'dan artı 3'e yükseltgenirken hidrojen de artı 1'den 0'a indirgenmiş. Fakat hidrojenin indirgenmesi platin elektrot üzerinde meydana gelmiş. Evet. İndirgenme yarı tepkimesi diyor. Yukarıda zaten bunun cevabını bulabilirsiniz. İndirgenme hidrojende meydana geldiği için birinci ifade yanlıştır. Çünkü burada platini indirgenmiş. Hayır, bakınız yukarıda yazıyor. Hidrojen artı birden sıfıra indirgenirken alüminyum sıfırdan artı üçe yükseltgeniyor. Bu durumda indirgenme hidrojende meydana gelmesi gerekirken platini indirgenmiş. Oysa evet, birinci ifade yanlış diyeceğim. İki, platin elektrotun kütlesi değişmez diyor. Arkadaşlar bakınız çok önemli bir nokta. Dersteki sorularda çoğu kez bunu gündeme getirdim. İndirgenen madde eğer gaz haline gelip ortamdan ayrılan bir madde ise elektrot üzerinde birikmesi mümkün olmayacağı için katot elektrotun kütlesinde bir değişme olmaz. Ama katot elektrotu üzerinde bir metal iyonu indirgenseydi o zaman katot üzerinde birikme meydana geleceği için katotun kütlesinin artması gerekirdi. Bakınız indirgenme hidrojen de oluyor. Hidrojen iyonları hidrojen gazına dönüştüğü zaman gazın platin metal üzerine yapışması mümkün değil. Hidrojen gaz halinde çıkar ve gider. Bu durumda platinin kütlesi değişmez demiş. Yani doğru bir ifade. 3. Elektron alma isteği demiş. Hidrojen iki alüminyumdan büyüktür demiş. Evet arkadaşlar bu pilde alüminyum elektron verir hidrojen aldığı için hidrojen alabilme isteği alüminyumdan büyüktür. O nedenle hidrojen indirgeniyor, alüminyum da yükseltgeniyor. Üçüncü ifadeniz de doğru olmalı. Evet. 33 numaralı soruda gene pille ilgili bir soru. Fakat dikkat ederseniz bu pil derişim pili yani konsantrasyon pili. Çünkü elektrotların türleri aynı ama çözeltilerin derişimleri birbirinden farklıdır. Evet, bunu size şöyle anlatmıştım ben. Derişim pillerinin çalışma nedeni sadece çözeltide bulunan iyonların derişim farkından kaynaklanan bir durumdu. Normalde derişimlerini eşit alsaydım elektrotlar da aynı olurdu. Bu pilin çalışması mümkün değildi. Burada molarite farkından dolayı elektrotlar arasında bir potansiyel farkı meydana geliyor ve pil çalışmaya başlıyordu. Bir de şu cümle çok önemli. Bu piller ne zamana kadar çalışıyordu? Pil potansiyelleri eşitleninceye kadar. Pil potansiyeli eşitlendiği zaman iki yarı hücre arasında hiçbir fark kalmadığı zaman pilin artık çalışması mümkün değildi. Bu durumda şu tespitte yapmak gerekiyor. Molaritenin düşük olduğu yerde molarite artmalı. Yüksek olduğu yerde de azalmalı ki molariteler birbirine yaklaşsın. Sonunda da pil bitebilsin. Dolayısıyla birinci bölmeye bakıldığında derişim 0.1 molar, ikinci bölme 0.2 molar. Derişimin düşük olduğu yerde derişim artacağı için burada elektrotun çözülmesi gerekiyor. Yani yükseltgenmesi gerekiyor. Kısaca uzatmayayım. Molaritenin düşük olduğu yerde yükseltgenme olacağı için bu bölme anot adını veriyorum. İkinci bölmede indirgenme olacaktı. Yani molaritenin yüksek olduğu yerde de azalma meydana gelecekti. İndirgenmenin olduğu kutbada ne diyorum? Katot diyorum. Bunu belirledikten sonra demiş ki soruda yukarıdaki düzenekteki pil gerilimini sıfır yapabilmek için. Arkadaşlar bu sorunun cevabı şudur. Aynı soru üniversite sınavında birkaç defa gelmiştir. Bunun gerilimini sıfır yapabilmek için
Her iki yarı kapta çözeltilerin molaritesinin eşitlenmesi gerekiyor. Okuyalım birlikte soruyor. Bir demiş, ikinci kaba 100 mililitre su eklemek demiş. Şimdi baktığınız zaman ikinci kaptaki çözeltinin molaritesi 0,2, hacmi de 100 mililitre. Bu kaba 100 mililitre daha su eklediğiniz zaman hacim 2 katına çıkar, molarite otomatikman yarıya düşer. Bu durumda 0,2, 0,1 olur. Her iki yarı bölmede molariteler eşitlendiği zaman bu pil çalışmazdı. Bu durumda gerilim 0 olurdu. Birinci faydanız tamam, bunu gerçekleştirir. 2. Birinci kaptan 100 mililitre çözeltiye dökmek demiş. Arkadaşlar, birinci kaptan çözeltinin yarısını dökmekle molaritesini değiştiremezsiniz. Ne demiştim ben size? Denizden bir damla da su alsanız, bir ton da su alsanız molariteleri birbirine neydi? Eşitti. Bu durumda molariteyi değiştiremeyeceğiniz için pilin gerilimini sıfır yapamazsınız. Yani ikinci fayda olmaz. 3. İkinci kaba 100 mililitre 0,2 molar demiş. Bakınız, İkinci kaba eklediğiniz çözeltinin de molaritesi 0,2 molarmış. 100 mililitre olması da şart değil. Biz aynı derişindeki çözeltiden istediğimiz kadar ekleyelim ya da alalım. İkinci kaptaki çözeltinin molaritesi değişmeyeceği için molarite sıfırlanamaz. Molariteler eşitlenemeyeceği için gerilimi de sıfır yapmanız mümkün değildir. Yani bu da olmaz. Bunu sıfır yapan tek cevap nedir? Nedir? Adana. O da A şıkkında belirtilmiştir. Evet. Bir altına indiğiniz zaman elektrokimyanın önemli konularından biri elektrolizle ilgili bir tane soru sorulmuş. Şimdi bu soruda ne diyor? Beraber yorumlayalım. Bir elektroliz kabında KCl ve bakır nitrat çözeltileri elektroliz edilmektedir. Buna göre katotta ilk önce açığa çıkan madde aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar, katotta indirgen mi oluyordu? Katot eksi yükle yüklendiği için artı yüklü iyonlar katot üzerine doğru hareket eder. Yalnız burada şuna çok dikkat edin. Önemli bu nokta. KCl çözeltisi var. Burada klor eksi 1 iken potasyumun değerli ne olmalı? Artı 1. Bakır eki nitrata bakıldığı zaman bakırın değerli artı 2, nitratın değerli eksi 1. Yalnız var ya, erik deseydi su molekülleri göz önüne alınmayacaktı. Ama çözelti dediğine göre çözeltiden gelen mutlaka iyonların göz önüne alınması gerekiyor ki bu durumda katoda gidecek 3 tane artı yüklü iyonunuz var. Neydi bu? Potasyum artı 1, bakır artı 2, bir de H artı 1 iyonları. Üçü de katoda doğru yönlenme yapar ama bizim sorumuz neydi? İlk önce katot üzerinde biriken madde hangisiydi? Bakınız, eğer bunları ezberlemeye kalkarsanız mutlaka karıştırırsınız. Ezberle bu soru çözülmez. Katotta ne var? Kendinize soruyorsunuz. İndirgenme vardı. İndirgenme için iyon elektron almalı mı vermeli? Almalı mı vermeli mi? Almalı. Bunu da bilmeniz lazım. O zaman ben potasyumu bakırı ve hidrojeni kıyasladığım zaman üçü içerisinde bakınız. Burada bakır, hidrojen ve bir de potasyum var. Yükseltgenme eğilimi en büyük olan burada potasyum ama üçü içerisinde yükseltgenme gerilimi en küçük olan bakır ama indirgenme gerilimi en büyük olan bakır olduğu için katot üzerinden ilk elektronu alıp da indirgenen hangisi olmalı? Bakır. Bu da A seçeneğinde belirtilmiştir. Kaç sorumuz var? 35, 36. Evet, sorumuz da dur bakayım şöyle. 36. Az soruya 5-6 soru var. 7 dakikada biter mi? Bitmez. O zaman bir 5 dakika ara verelim. Çünkü verelim. Süresi doluyor hocam. Evet arkadaşlar, videomuzun süresi doluyormuş. 5 dakika şu anda ara veriyorum ya da 10 dakika bir mola vermek istiyorum. Görüşmek üzere. Kapatma hadi sen. Cihan kaydedin. Tamam. Hocam yetiştiremeyecek bir saatte. Kaydet, 10 dakika sonra yeniden 5 dakika sonra verirsin. Rica ederim. Gündemiz mi ya? Ben size dedim bayağı. Hocam bir dakika daha video.